Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. 10. sınıf 2. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. Orijinal yayınlarından sınavlarınızda çıkabilecek soruları birlikte çözelim. Birinci sorumuz, Px polinomu 5 çarpı x üzeri a eksi 7 artı 3x kare eksi x üzeri 7 eksi a artı 5 ifadesi bir polinom olduğuna göre p1 artı a değeri kaçtır diye soruyor. Polinom olmasının şartı şu. X'in dereceleri doğal sayı olacak. A eksi 7 var. Burada da 7 eksi A var. Şöyle yazmalıyız. A eksi 7 büyük eşit 0'dan A 7'den büyük eşit olacak. Yine 7 eksi A büyük eşit 0'dan buradan da A 7'den küçük. Hem 7'den büyük hem 7'den küçük A ancak 7 olabilir. O zaman Px polinomunu düzenleyelim. Px eşittir. Eğer a yerine 7 yazarsak x üzeri 0'dan burası 5 oldu. Artı 3x kare. Burada da yine aynı şekilde 7'den 7 çıktı. 0 x üzeri 0 1'dir. Buradan da eksi 1 artı 5'tir. Şöyle oldu. 5 5 daha 11 çıktı. 9 3x kare artı 9 oldu. Px polinomunu bulduk. Bizden soruda şunu istiyor. P1 artı A değeri nedir? P1'i şu şekilde bulabiliriz. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda 3 artı 9 o da eşittir 12. A değerimiz de 7 idi. O zaman 12 artı 7 o da eşittir 19 olmuş olur. Evet. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şu şekilde sevgili gençler. Yine polinomla ilgili. Buna benzer daha önce üniversite sınavında da soru çıkmış. Diyor ki Qx polinomunun sabit terimi 2'dir. Sabit terim dediğimiz olay x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Yani Q0 eşittir 2'dir diyebiliriz. Geldik. Diğer ifade diyor ki polinomun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı x yerine 1 yazıyoruz. Peki bu polinomda x yerine 1 yazarsak P2 değerini soruyor. Elimde Q0 var ve P2'yi soruyor sevgili gençler. Ben P2 sorduğu için x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam bakın Q0 olur. Buradaki değeri de yerine koyarım. Yani x yerine eksi 1 yazacağız soruda. Hemen şöyle yazalım. Eksi 1'in 3. kuvveti çarpı Q0 artı P eksi 1 3 daha P2 olmuş olur. Bölü X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. 3 çarpı eksi 1 eksi 1 o da eşittir. Eksi 1 eksi 1. Buradaki değerleri yerine yazarsak Q0 yerine 2 yazarsam eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1'dir. 2 ile çarparsak eksi 2 artı P2 bölü. Burası eksi 3 bir daha eksi 4 o da eşittir eksi 2. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak sevgili gençler şöyle olur. Bu ikisini çarptığımızda 8 2 eklediğimizde P2 değeri eşittir. O da 8 2 daha 10 olmuş olur. Doğru cevabımız 10'dur sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi 3. sorumuza geçelim. 3. soruyu şu şekilde düşünebiliriz sevgili gençler. Yine polinom sorusu ve şöyle yapabiliriz. Diyor ki Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden yani yine aynı şekilde arkadaşlar x eksi 2 ile bölümünden kısmını sıfıra eşitliyoruz. Burayı sıfıra eşitlediğimizde Q2 değeri o da eşittir kalanmış. Kalan da 3'tür. Aynı şekilde Px polinomu x artı 1 ile bölümünden sıfıra eşitliyoruz. Yerine koyuyoruz. Burada P eksi 1 değerini soruyor. Eşittir kaçtır düşüneceğiz. Evet burada P eksi 1'i elde etmek için x gördüğümüz yere 1 yazarsak Q2 de gelmiş olur. Bütün x'ler yerine 1'i yazıyoruz. O zaman P 1 yazarsak buranın sonucu eksi 1 olacaktır.
O da eşittir. 1'in karesi 1 çarpı Q. 1 artı 1'den Q2. Yine 3 çarpı 1 eksi 1 olmuş oluyor. P eksi 1'i bizden soruyor. Peki Q2 değeri burada verilmiş 3. 3'ü yerine koyduk. 3 çarpı 1 3 eksi 1'den 6 eksi 1'den. O da eşittir 5'tir. Doğru cevap 5 diyoruz. Evet, polinom soruları bu şekilde. Şimdi gelelim iki bilinmeyenli denklem sorusu 4. sorumuza gelelim. 4. soru, ortak parantezi alabiliriz burada arkadaşlar. Çarpanlara ayırmayla ilgili bir soru bu. Şöyle ki burayı x eksi y 2 verdiği için burayı m parantezine alırsak şöyle bir şey olur, orası x eksi y olur. Yine aynı şekilde x eksi y'yi elde etmem için burayı eksi n parantezine alırsam x eksi y olur. Burayı da iki parantezine alırsak arkadaşlar, iki parantezine alırsanız x eksi y olur. Eşittir 12. İkili ikili grup yaptım arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz bu x eksi y'ler aynı. Çünkü soruda x eksi y değerini 2 vermiş. Ben x eksi y parantezine alıyorum. O zaman şurada m kaldı. Şurada eksi n kaldı. Burada da artı 2 kaldı. Eşittir 12. Peki x eksi y gördüğümüz yere 2 yazarsak 2 çarpı m eksi n artı 2 eşittir 12. O zaman buranın 6 olması lazım. M eksi n'ye ben 4 yazarsam 2 daha 6, 2 ile çarptığımızda 12. Bizden m eksi n farkını soruyor. O zaman m eksi n farkı 4 olmuş oluyor. Evet, kolay bir soru arkadaşlar. Yapılabilir. Sınavda böyle soru gelebilir sevgili gençler. Evet, geldik 5. soruya. Arkadaşlar 5. soruyu yine çarpanlara ayırmadan yapabilirsiniz. Şimdi x gördüğümüz yere 79 yazacak halimiz yok. O zaman bu bir açılımdır. Bunun açılımını yapacağız. Birincinin karesi tam kare açılımıdır. X artı y'nin karesi şuna eşittir. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2xy artı ikincinin karesi y karedir. Burada eksi 4xy var. O zaman yerine yazalım. Yani x artı y'nin karesi eksi 4xy dediğimiz şeye, bunun yerine yukarıda yazdım. X kare artı 2xy artı y kare yazdım. Eksi 4xy olmuş oldu. Peki buradan dikkat ederseniz şöyle bir durum söz konusu. Eksi 4xy artı 2xy var. O zaman x kare eksi 2xy oldu artı y kare. Bu da zaten x eksi y'nin karesinin açılımıdır. Peki x eksi y kaçtır bulalım burada. X eksi y dediğimiz ifade 79'dan 49 çıkartıyoruz. O da 30 oluyor. 30'un karesi o da eşittir 900, bizim aradığımız cevaptır sevgili gençler. Evet, ilk 5 soruyu çözdük. Geçiyoruz 6. soruya. Yazılı sınavında çıkabilecek yine güzel bir soru. Orijinal yayınlarından arkadaşlar. Şöyle ki burada da iki tane kare verilmiş. Diyor ki AB kenarı A birim. EF kenarı B birim arkadaşlar. Bizden şöyle bir bilgi. Daha önce bu tarz bir sene üniversite sınavında çıkmış bir soru. Karelerin diyor çevreleri farkı 24. Şimdi büyük karenin çevresi 4A eksi küçük karenin çevresi 4B'dir. O da eşittir 24'müş. Eğer 4 parantezine alırsanız A eksi B değeri eşittir 24'ten A eksi B'nin 6 olduğu ortaya çıkar. Diyor ki boyalı alan 48'miş. Alan ise karenin alanı A kare büyük alandan A kare büyüğün alanı küçüğün alanı ise B karedir. Eğer çıkartırsak A kare eksi B kare boyalı alanı verir. O da 48 santimetre kareymiş. Peki bu iki kare farkıdır. A eksi B çarpı A artı B eşittir 48'dir.
Buradan a eksi b gördüğümüz yere 6 yazarsak a artı b'nin de 8 olduğu ortaya çıkar. Peki iki bilinmeyenli denklem yapacağız. Diyeceğiz ki a eksi b 6, a artı b 8. Taraf tarafı topladığımızda b'ler yok olur. 2a eşittir 14'ten a 7 olur. A 7 ise arkadaşlar b de 1'dir. 7'den 1 çıktı 6. Benden a artı b'yi soruyor. Zaten buradan a artı b'yi 8 bulmuştuk. Eğer a nedir ve b nedir tek tek sorarsa böyle bir yol izleyebilirsiniz. A artı b 8'dir diyoruz. Peki sevgili gençler, ikinci derece denklem sorusuna geldik. Yani burada 7. sorumuz ikinci derece denklem. Diyor ki 3x kare artı 2x eksi 6 eşittir 0 denklemi kökleri x1 ve x2'dir. Köklerin üçer fazlasının işlemin sonucu nedir diye soruyor arkadaşlar. Bakın bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Köklerini bulmadan da çözebilirsiniz. Bizden istenen şu ifadeyi sevgili gençler, şu gördüğünüz şu ifadeyi açmak istiyorum. X1 artı 3 çarpı x2 artı 3. Bunun sonucu şudur. Birinciyi çarpıyorsunuz. X1 çarpı x2 artı. Şimdi buradan 3x1, buradan da 3 tane x2 gelecektir. Yani 3 parantezinde x1 artı x2. Artı ikinci ile ikincinin çarpımı da 9'dur. Şimdi bakın formül kurallar şunlardır. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemi. Kökler toplamı diye bir ifade var. Bir de kökler çarpımı banko yazılı sınavlardan çıkabilecek sorular. Kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı ise c bölü a'dır. Bunu unutmayın, bir kenara not edelim. Peki burada bu soruda kökler toplamını bulalım biz. Bakın x1 artı x2 kime eşit? Eksi b bölü a. B dediğimiz ifade bakın şurası 2'dir. Yani eksi 2 bölü a dediğimiz ifade 3'tür arkadaşlar. Kökler toplamını bulduk. Peki kökler çarpımı nedir? X1 çarpı x2 c bölü a'dır. C kaç burada? Eksi 6. A ne? 3. O zaman yazalım. Eksi 6 bölü 3. O da eşittir. Eksi 2. Getir bunları yerine koyalım. Şuradaki soruda yerine yazalım. Şuradaki ifadede sevgili gençler eşittir diyoruz. Kökler çarpımı eksi 2. Kökler toplamı eksi 2 bölü 3 artı 9. Buradan gerekli işlemleri yaparsak yani şuradaki 3 ile şu 3'ü sadeleştirirsek eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 artı 9 o da eşittir. 5 sonucuna ulaşmış oluruz sevgili gençler. Evet, hiç vakit kaybetmeden geldik 8. soruya. 8. soru ifadesi şu. İkinci dereceden bir denklem verilmiş. Birbirinden farklı iki gerçel kökü olduğuna göre. Birbirinden farklı iki gerçel kök diskriminant. Diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac. Farklı iki kök varsa delta sıfırdan büyük. Eşit kök delta eşit sıfır. Kök yok diyorsa da soruda delta küçüktür sıfır yapmanız lazım. Peki ne yapacağız? B kare eksi 4 ac birbirinden farklı iki kökü varmış. BN 3. O zaman yazalım. 3'ün karesi eksi 4 çarpı AN 1 CN K. Sıfırdan büyük olacak. 9 eksi 4K büyüktür 0. 9 büyüktür 4K. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde K 9 bölü 4'ten küçük bir ifade olacaktır. Arkadaşlar en büyük alabileceği tam sayı değerini soruyor. Bu da yani 2 değerini alır. 9 bölü 4 2 küsürdür. K tam sayı olarak 2 değerini en büyük alabilir diyoruz. Evet, 9. soruya geldik. 9. sorumuz şu şekilde sevgili gençler. Karmaşık sayı i kare eşittir eksi 1 diyor. Yani şöyle düzenleyelim o zaman burayı. Bakın kök eksi 1
i demektir. Z eşittir. İ oldu orası. Karekök 9, 3 demektir. Eğer karekök içinde eksili olursa eksi 4'ü biz şu şekilde gösteriyoruz. Eksi 1 çarpı 4 olarak alıyoruz. Karekök eksi 1 çarpı karekök 4 olarak. Bu 4 dışarıya 2 çıkar. Kök eksi 1 de unutmayın i'dir. Yani 2i oldu. Önünde eksi işareti var. Eksi 2i olmuş olur arkadaşlar. O zaman z sayısı şöyle oldu. 3'ümüz var. i artı 1i eksi i daha eksi bir tane i olmuş olur. Z değerimiz bu. Bizden ne istiyor? Reel z. Arkadaşlar z eşittir. A artı bi şeklinde yazılan karmaşık sayılarda reel z demek i'siz olandır. A'dır. İmajiner z demek ise o da i'nin katsayısı olan b'dir. O zaman bize bu soruda reel z çarpı İmajine z sormuş. Reel z 3, imajine eksi 1, eksi 3 diyoruz arkadaşlar. İ yazmıyorsunuz. Sadece ve sadece imajine katsayısı eksi 1'dir. O da eksi 3 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Evet, son soruya geldik sevgili gençler. Sınavlarda başarılar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa lütfen beğenmeyi, videoyu arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum size arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Denklemin bir kökü eksi bir olduğuna göre diğer kök nedir? Şimdi kök denklemi sağlar. Her zaman sloganımız o. X gördüğümüz yere eksi bir koyuyoruz. Yani eksi birin karesi artı m artı 2 çarpı eksi bir eksi m eksi 3 eşittir 0. Burada işlemi yaparsanız eksi 1'in karesi 1, eksi m eksi 2, eksi m eksi 3'ten eşittir 0'dan. Buradan eksi 2m, 1'den 2 çıktı, eksi 1, eksi 3 de eksi 4 eşittir 0'dan. M eşittir eksi 2 olur. O zaman soruyu düzenlersek şöyle oldu soru. X kare, burası eksi 2 yazarsanız 0 olur. Eksi 2 yazarsanız artı 2 eksi 3 daha eksi 1 eşittir 0. Buradan da şöyle diyebiliriz. X kare eşittir 1'dir. X kare 1 ise 2 tane kökümüz vardır. X eşittir ya 1 ya da eksi 1 diyebiliriz. Eksi 1'i vermiş. Bizim aradığımız kök diğer kökü soruyor. O da x eşittir 1 olmuş olacaktır sevgili gençler. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Yapamadığınızı, anlamadığınızı lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Başarılar. Hoşça kalın. Takipte kalın.